kriterlerime giriyorum. Ben de arkada şahit olduğum bir olay var. Önce ondan başlayayım. İkinci bebeğine hamile olan gelinlerimden Ayşun bugün mutfakta fenalık geçirmiş ve yardımına ilk koşan Yeşim olmuş. Peki Yeşim'in bu güzel hareketi kayınvalideler tarafından neden eleştirilmiş sizce? Buyurun izleyelim. Başım çok kötü benim. Aa, ne oldu? Dur, Ayşun. Ayşun! Ay! Ne oldu ya? Ayşun! Ayşun'un... Ay tansiyonu uçtu yoksa. Kapattım. Ayşun iyi misin? Ne oldu? Hadi söyle. Tamam, bırak bana bir nefes al şöyle. Ah. Tamam, geldin kendine. Güzel. Ben bakıyorum Ayşun'un şeyine zaten. Benimki kapalı. Tansiyonu mu düştü acaba? Bakarız. Olur, hamilelik de olur ya. İşte o yüzden diyorum, hassas ya. Ayşun. Tamam anne, korkma tamam. Başım döndü anne, iyi. Yakıyor muyuz? Yok. Ya ben kızınkini biraz sadece şey yapıyorum. Hani belki gelir falan. Neden Yeşim geçti Aysun'un masasına? Ay ben ne bileyim Müslihan'ım, Allah aşkına ben buradayım, onu görmedim bile ben yani. Ya Aysun'a yardım et ya, kızın yemeği kalsın mı? Senin gelinin niye gitmedi? Benim gelinim öyle adaletti. Aysun'um orada kız bayılıyor. Biz koşuyoruz, siz burada oturuyorsunuz. Bu ne alaka böyle? Yani tamam sizler apar topar gittiniz, şaşırdık ama bize artık boşu boşuna gelmeyin. Zaten hepimizin yerine gittin ya Beyhan. Sonuçta şov yapmaya gerek yok. Burada ekip var. Kız hamile, bayılabilir, çok olabilir bir şey. Hepimiz bayılmış bir kadının başında böyle bekleyip daha fazla olayı zorlaştırmamıza gerek yok ki. Çok insani bir şey. Yani bu bir refleks. Tamam, orayı anladık. Hayır. Refleks. Ama neden Yeşim zıplıyor gidiyor? Neden Hatice gitmiyor? Neden Mizgin gitmiyor? Ay evet Esniye Hanım, bravo. Ağzınıza sağlık. Ayşun iyi misin? Şimdi biraz daha iyiyim. Arkada aslında daha da kötüleştin. Evet. Yanında Evren vardı, anneciğin vardı. Herkes vardı. Çok teşekkür ediyorum. Sancın var. Evet. Hı? Ya sancım tuttu bir anda. Ya, şu an için iyiyim ama bilmiyorum normal mi değil mi böyle şeyler. Kıştım, yani başım döndü. Bayılmak normaldir ama yine küçümsememek lazım. Tabii. Sen yine de hemen program çıkışı doktora. Evet. Oluyor mu sık sık? Oluyor, bu aralar oluyor ya. Bilmiyorum, korkmaya başladım ama... Yok yok, kötü düşünmek istemiyorum, evet. Şimdi tamam. Sen gidince, sen de şimdi izledin. Valla benim çok hoşuma gitti. Benim rakipler, de. Rakipler ama orada kalan bir yemek var. Ha ama şu da geldi aklıma, bir zamanlar Miyase'nin de eli buradan buraya kesildi. O zaman onun yemeğini yapmadın. Onu da araya sıkıştırdım. Hatice, senin kayınvaliden inanılmaz eleştiriyor. Bu konuda gerçekten çok haklı. Evet, Beyhan teyze diyor ki neden koşup gitmedi? Biz burada ilk koşanlardan zaten gelinler olarak biz gittik. Hepimiz gittik. Ama o an fark edemiyorsun. Çünkü Aysun'la bir şey oldu mu olacak mı onun telaşından anlayamamışım. İzleyince daha iyi anladım ve kayınvalideme hak verdim. Biz burada yarışma programındayız. Ve burada bir sürü ekip var. Zaten dediği gibi de Hülya Hanım'ın hani başını üşüşmektense yani gitmemek daha iyi ama yemeğine müdahale etmek yani bana göre hiç normal bir şey değil. Biz çok burada yarışıyoruz. Yemek yani bayağı yaptım. Şöyle ben kalkıp kızın oturup bütün yemeğini tamamlayıp yani, evet, ortaya koymadım. Ama şimdi haksızlık olsun da istemiyorum. Biz çünkü ilerledik. Ama biz zaten... Burada bir ekip var ve ona göre uyarıyor ve bizi de durduruyor. Haksızlık var. Biz orada yapmıyorken bile sen orada gidip Aysun'un yemeğini yapmaya çalıştın. Bu tür durumlarda herkes aynı olmayabilir. Evet, ben biraz daha hassas oluyorum. İster istemez zaten geçen de biraz kötüydü. O yüzden zaten ister istemez gözüm ona hep takılıyor. Diyorum kız hani hamile bir şey olur. Hani iyice demoralize olmasın diyorum. Hani bir karıştırdım zaten bir şey yaptım. Oturup komple mantılarını... Hayırdır pardon da yani size ne oluyor böyle ikiniz beraber bir kanka falan bir kardeşlik falan mı ilan etmeye çalışıyorsunuz? Nursel Hanım ne kadar güzel söyledi. Burada Miyase'nin eli kesildiğinde neredeydiniz o zaman? Onu da açıklayayım. Miyase'nin durumu siz burada yoktunuz Nursel Hanım çok... İyi buradaydı. Ay, anlatırken bile çok... dilim dolanıyor zaten. Gerçekten o anki pozisyonda etraf her yer Yani anlatamıyorum bile. Bu arada sen kendi yemeğini bile yapamamıştın. Evet. Şu an hatırlıyorum da. Ben onun yemeğini görecek pozisyon... Ben şoka, travmaya girdim. Evet. Değil yemek, ben stüdyoya hiç kimseyi görmüyorum. Yani Yeşim, tavır olarak sen ben de bayılsam, şu an Mizgin de bayılsa, senin tavrın hemen koşan, yardım eden. Ya şey olsun istemiyorum. Hepimiz koşan, yardım ediyoruz. Hayır, bu ayrı bir şey. Bunu kesinlikle ben bunun arasına girerim. Bazısının eli daha tezdir, böyle hemen koşar. Bazısı biraz... Hayır, yemeğe mücadele etmek bana göre. Tabii ki de ben de gideceğim. Ben burada mesela çok oldu yaşayanlar. İlk giden ben oldum. En çok kavga ettiğim kişiyle gidip ilk suyunu ben veren oldum. Yani bunları ben de yaptım. Yani ama bu yemeğe karışmaz. Yemeği yapmasına karşısın. Yani burada... Bununla ilgili bir problem varsa zaten reji ekibi bize günün sonunda bununla ilgili dönecektir. Mizgin, çok istediğin laf. Evet, ben burada Hüsniye Hanım'a, kendi teyzeme ve Hatice'ye katılmıyorum. Ayşun burada bizden farklı, iki canlı. Böyle bir rahatsızlık geçirdi ki yine ben de direkt koştum ve daha sonrasında onu saklamıştım. Tatlım, yanlış yerden geliyorsun konuya. Biz de evet kabul ediyoruz. Bir saniye, farklı bir konuya geliyorum. Yanlışsa düzeltiriz. Evet. Ekip onu sakinleştirirken ben de direkt zaten ocağını kapattım ki hani kendine geldiğinde yanmasın, bir şey olmasın. Evet. Keza Yeşim de öyle abartılı bir şey yaptığını düşünmüyorum. Sadece biraz hamurunu açtı, o kadar. Ya mücadele... O da hani geri kalmasın bizden diye. Tamam. Çünkü biz daha sonrasında Ayşun gelmeden başladık. Ya yani ben, 10 saniye öncesinde başladık. Ben bu konuda katılmıyorum kesinlikle. Öyle mantıyı açıp kesmedi. Konuşmayın lütfen. Sadece açılmış, zaten ortada yarım açılmış bir hamur vardı. Oklavayla biraz daha açtı. Hayır. Yeşim. Çok abartılı burada bir yemek. Devam etseydi keza ben de kendi fikrimi söylerdim. Aynı düşüncede olurdu. Ayşun, sen nasıl görüyorsun Yeşim'in yaklaşımını? Senin yemeğine müdahale ediyor sonuçta. Ben Hatice'nin açıklamalarıyla ilgili. Hatice'nin açıklamalarına zaten ne diyeceğimi şaşırdım yani. Hani nasıl açıklamalar bunlar? Nasıl bir düşünce tarzı? Aslında kötü bir şey söylemiyor. Bu bir yarışma diyor. Bu yani bir yarışma. Senin her şekilde koşabilir. Ben de koşuyorum ama yemek ayrı bir şey diyor. Yemeğine ben karışmam. Başkasının karışmasına da karşıyım. Zaten diyor. Ekip var, bize süre verecek, belki ona göre devamı yapılacak. Burada konuyu farklı yere çekmeyelim lütfen. Yarışma ortamındaysak siz çekiyorsun. Hatice'nin konuşması derken bak, ikiniz o kadar güzel böyle bir şey kurmuşsunuz ki artık arkadaşlık mı, dostluk mu? Bakış açınız aynı olabilir. Bakış açınız nasıl bir anda böyle sizin beraber oldu? Normalde birbirinizi yiyordunuz. Ama şöyle şimdi bir şey var. Aynı özel bir durum. Arkadaşlar hepiniz birden gelirsiniz. Daha önce burada benim fırınıma müdahale eden olmuştu. Ben ona karşıyım zaten. Kimsenin masasına müdahale etmem. Ama ortada normal olmayan bir durum var. Evet. Ben o gün çeyreği de kaybetsem benim için hiç önemli değil. Sağlıksal bir durum var. Ben sadece elimden ne gelir? Acaba kız zaten psikolojikmen buraya devam etse bile moralmen kötü olarak gelecek. O gün hani daha fazla psikolojikmen de kötü olsun istemedim. Biz kendi yemeğimize bile müdahale edemiyorduk odaki. Peki ben şimdi siz böyle konuştukça aklıma şey geliyor. Diyelim ki Ayşun, Yeşim senin sayende yani... müdahale ettiğin için bütün puanları toplamış, bugün çeyreği o kazanmış. Problem değil benim için. Bu etik olur muydu? Evet. Yani kendi aralarında dediği gibi etik olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yani bizde olmaz. Hep beraber. Sizde mi olmaz? Sizde mi olmaz Beyhan teyze? Ya Yeşim dert etmiyorsa, Yeşim gelip kendi isteğiyle böyle bir şey yapıp... Bu arada siz de Yeşim'le kanka değilsiniz Ayşun bence. Efendim? Kanka değilsiniz. Aynen. O kadar değiliz, da böyle değiliz. Aman yok, birbirinizi kollama peşinde de değiliz. Evet. Ama çok anlaşamayan insanlar da değiliz. Yeri geliyor aynı noktada birleşiyor fikirlerimiz, yeri geliyor ayrılıyor. Ya bunu neden bu kadar büyütüyorlar? Ben Yeşim'in bu hareketini o kadar mutlu oldum ki. Yani Yeşim şu anda benim gözümde çok farklı bir yerde. Çok teşekkür ediyorum Yeşim'e. Sultan. Zaten yemeğine müdahale edilmemesi gerektiğini ekip söylerdi. Tabii ki. Zaten asla öyle bir şeye izin vermezler. Evet. Bitirecek, puanları Ayşun alacak, çeyreği Ayşun alacak. Öyle bir şey zaten olmazdı. O anda ekip de Aysun'un başındaydı. Zaten kameralar açık. Çok teşekkür ediyorum Yeşim'e ve Beyhan Hanım'a. Bir baktım yanımda Beyhan Hanım var. Evet, işte Aysun'un başını okşuyor. İşte terini siliyor, kızım diye ben de şoka girdim. Hayır çünkü. Bunu bak algılamıyorsunuz çok diyorum ya, sağlık apayrı bir konu. Bunun altını çiziyorum. Ben de gittim ama... Hatice'm, eğer bir problem varsa bu yemekle ilgili, puanlama ile ilgili zaten... Ekip. Hayır. Ekip müdahale ederdi. Sen o konuyla ilgili canını sıkma. Aynen. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Siz de herhalde kendimi anlatamadım. Orada zaten şov yaptığından bahsetmek istiyorum. Yani. Yeşim şov yapacak. Çünkü zaten bu, biz yemeğimize başlamamışken Yeşim gidip yapması, hani onu müdahale etti, karıştı, puan aldı falan, onlardan bahsetmiyorum. Tamam, şöyle ben de son noktayı koyacak bir açıklama yapayım. Bu konuyla ilgili yönetmenlerimiz kararını verdi. Kararı finalde açıklayacağız. Yani, eğer yani, sıkıntı varsa yok, zaten onu göreceğiz. Diyorum, sıkıntıdan dolayı değil. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Şov yaptığını düşünüyorum ben Yeşim'in. Çok ayıp.